Bugün badirim bize gelecek. Ben de o yüzden temizlik yapıyorum. Yatağım çok düzgün oldu. Ben de odamı topladım. Merhaba. Ben misafirliğe gideceğim. Elimde boş gitmek olmaz. O yüzden mısır çorbası yapıyorum. Havucu da kezelim. Ve soğan. Birazcık su ekleyelim. Ve çalıştıralım. Aa, olamaz, çalışmıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Yapacak bir şey yok. En iyisi yeni bir ocak alayım. Bu da güzel değil. Aa, bu olabilir. Hem buzdolabıyla takım olur. Evet, gerçekten de o gün çok komikti. Ay, şimdi sohbeti bitirmeyelim. Badire Hanım'la da biraz konuşuruz. Evet evet. Sahiden nerede kaldı Badire Hanım? Evet efendim. Yeni ocağınızı getirdim. Ay, çok güzelmiş. Lütfen yerine koyar mısınız? Tabii ki. Önce eskisini yerinden alalım. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Aa, rica etsem ocağı alttaki depoya bıraksanız ben onu tamir ettirip ihtiyacı olan birine veririm. Çok ince bir düşünce. Tabii ki hanımefendi. Ben en iyisi bir kızlara haber vereyim. Alo. Küçük bir problem yaşandı. Gelince anlatırım. Ben birazdan orada olurum. Tamam. Kimmiş arayan? Badire az sonra gelecekmiş. Kızlar, birbirsiniz. Ocağım bozuldu. Bu çorbayı yapmadan gelemezdim. Size mısır çorbası yaptım. Tada! Aa, ellerine sağlık. Biz şimdi afiyetle yeriz onu. Ben mutfakta servis edeyim.
Arkadaşlar, siz misafirliğe gittiğinizde eliniz boş gitmiyorsunuzdur herhalde. Siz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Bye bye.